Parvati. Parvati kızım. Bugün gerçekten büyük bir cesaret örneği gösterdin. Ama bu yaptığın aynı zamanda çok saçmaydı. Orada sana bir şey olmuş olsaydı, inan bana Rudra da beni yaşatmazdı kızım. Rudra yanında olsaydı o zaman çok başka olurdu. O olmadığı zaman halde her şey yolunda gitti. Üstelik o olsaydı bile beni düşünmezdi ki. Bunu yüzüme bile söyledi. O yüzden bugün orada olup olmaması umurumda bile değil. Abla, süt. O insanlar kimdi ya da amaçları neydi? İnan anlamıyorum. Annemin dediğine bakarsak, bu evde bir düğün olacağı için insanlar para koparmak istemiş olabilir. İyi ama neden seni kaçırdılar? Hem de kendi evinden. Benim bile aklım çıktı inan. Abla çok özür dilerim. Sana hep o kötü olayı hatırlatıp duruyorum. Tamam. Tamam bitti gitti artık. O olaydan bahsetmeyeceğim. Evet. Artık bahsetmeyelim. Farz edelim ki çok kötü bir rüya gördük. Uyandık. Böylece bitti gitti. Endişelerini bir kürekle topla. Ve sonra içinden savur gitsin. Hadi sütünü iç hemen bitir bakalım. Hayır. Abla iç dedim. Hadi iç bakalım hadi hadi hadi. Aferin sana aferin hadi. Hepsini bir yudumda hadi. Dur bekle hemen su alıp geleyim. Abla, bunun içinde su kalmamış hemen aşağıdan getireyim. O aptal çocuk ne işi halledebildi ne de aradı. İnsan bir telefon eder öyle değil mi? Bir de bana üstten konuşuyordu. Ben böyle bir hatayı nasıl yaptım, nasıl? O beceriksizin bu işi halledebileceğine inandım. Nasıl bu kadar zayıf davranabildim, kendimi affedemiyorum. Bu demek oluyor ki düğüne kadar beklemekten başka bir çaremiz kalmadı. Efendim, Bayan Muhinoğlu'nun yaptığı saçmalıklar için sizden çok özür diliyor. Her şey birlikte yaptığınız plana göre devam edecekmiş, öyle dedi. Yürü git hadi. Ama gelin... Gelini damat bile senin kadar diline dolamamıştır. Saçma sapan konuşma. Annem az önce Bima'yı aradı. İkisi konuştu. Bima seni bizzat çağırıyor. Bu arada... arka kapıdan çık, önden değil. Ve sakın gürültü yapma, tamam mı? Dikkat et, kimse seni görmesin. Yoksa başın derde girer. Son bir şey. Sakın bir saçmalık yapmaya kalkma, fena olur. Sana pahalıya patlar. Git hadi. Kim var orada? Kim var orada?
Paro. Kimsin sen, bırak beni. Paro benim. Paro. Bırak beni. Paro bırak. Benim, sakin ol. O koşarken gördüğüm kimdi? Kan. Bu... Ne yapıyorsun? Bırak beni. Paro başın kanıyor, kımıldama. Bırak dedim. Rahat dur, kanamada dursun. Bırak beni. Paro kımıldama. Bırak. Başın dönüyor mu? İyi misin? O kişiyi gördün mü? Biri eve gizlice girmeye mi çalışıyordu? Hayır. Çoktan içeri girmişti zaten. Ben kim var orada diye seslendim. O da başıma bir şey attı işte. Peşinden koşup yakalamak istedim ama... Neden koşuyorsun ki? Abin falan mıydı? Durup senden özür mü dileyecekti? İlle kahramanlık yapacaksan... Ablama zarar vermek isteyen adamlardan biri sandım onu. Nasıl yani? Ne oldu? Neden bilmek istiyorsun? Sanki kendinden başkasını çok mu önemsersin? Hem senin böyle önemsiz işler için vaktin bile yok. Yine ne saçmalıyorsun? Karşımda saf rolü yapma lütfen. Neden bahsettiğimi sen de pekala biliyorsun. Ayrıca bilmiyorsan da... Zaten anlatmasam daha iyi. Lafı dolandırma, açık konuş. Neden? Neden soruyorsun? Umrunda olmadığını söyledin. Unut gitsin. Üstelik senin bize düşünmeye hakkın yok zaten. Sonuçta biz senin ailen falan değiliz. Parvati. Rudra Pratap. Ranavat. Bir daha sakın bana bu şekilde hitap etme. Seninle henüz evlenmiş değiliz. Ve Tanrı'nın adaleti varsa zaten asla evlenmeyeceğiz. Daha karşında yemin bile etmiş değilim. Boynuma kolyeleri takıp alnıma da... Şşş! Yeminler konusunda haklısın. Ama bir daha... Henüz karım olmadığından bahsetme istersen. Çünkü bence sen benim karımsın. Baksana. İsteyerek ya da istemeyerek oldu, fark etmez. Alnına sinduru sürdüm işte. Ve benim sürdüğüm sindurdan da öte. Kan kırmızısı.
Yani sen bundan böyle mi? Parvati. Rudra Pratap. Rana Watson. Şeyler buldum. Bayılacaksın. Abla, yoksa düğün oldu bitti de bize mi haber vermediniz? Ne? Evet, alnına sindur sürmüşsün de ondan dedim. Ama ben bunu gece silip çıkarmıştım. Sindur'u sakın sileyim deme. Abla bu boya değil ki, kan. Kan mı? Ne oldu sana? Nasıl yaralandın öyle? Tamam canım, sakin ol, bir şey yok. Hem çaylarınızı için, hadi soğuyacak. Parvati bak ne diyeceğim. Kan ya da sindur olsun, silmemen gerekiyor. Bence bu sana Tanrı'nın bir lütfu. Sanırım bir an önce evlenmenizi istiyor. Ve bir an önce eltim olmanı. Hadi, çabucak hazırlanmamız gerek. Kına başlayacak şimdi. Kına mı? Evet, kına tabii. Avucunun içine kınayla isim yazılacak. Ama kiminki? Evet, söyle bakalım. Avucunun içine Rudra Pratap mı yazdırmak istersin, yoksa sadece baş harfleri yeterli olur mu? Bizim geleneklerimize göre adının tamamını yazmak lazım. Ama sen sonuçta Jaipurlusun değil mi? Oranın geleneklerini pek bilmiyorum. Hatta belki sen bile tam bilmiyorsundur. Hem düğün konusunda bir deneyimin de yok. Bu senin ilk düğün törenin olacak. Merak etme. Biz hallederiz. Şey, Parvati canım, bir isteğin var mı? Gelin hanım, kendisi kahvaltıda deve yemek istiyormuş. Git hazırla. Ne? Nesi var mı? Her zaman omlet yemiyor mu bu kız? Git omlet hazırla. Hadi. Tamam. Kızım, insan yetmiyorsa daha fazla tutalım. Siz ayarlayın, tamam mı? İkiniz de 24 saat görevde olacaksınız. Rodro oğlum, karargah kurduğunuz yerde bir sorun mu var? Bu askerler neden buraya geldi? Ben istedim. Düğüne kadar evi korumaları için. Hem evi, hem de müstakbel karımı. Ve buna kimsenin karşı çıkmasını istemiyorum. Nasıl isterseniz. Başka bir emriniz olursa söylemeniz yeter. Yoksa kızarsanız, öyle değil mi binbaşı? Çay alabilir miyim? Tabii. Neden olmasın? Su Nehri. Su Nehri dedim. Efendim anne. Ne oldu? Bak kızım, abinin ordusu geldi. Çay istiyorlarmış. Hadi git onlara çay yap canım. Kızım sana çay yap dedim. Neden hala dikiliyorsun? Ne? Evet, mutfağa git çay yap. Tabii. Son bir soru. Biz mi onların emrindeyiz, yoksa onlar mı bizim emrimizde? Ne siz onların, ne de onlar sizin. Onlar benim emrimde. Böyleydi ve böyle kalacak.
Yemin ederim akrep bu kadın. Akrep değil aman. Tilki o. Çok kurnaz bir tilki. Parvati abla, Parvati abla. Şu üniformalı adama bak, bak orada. Hatırlıyor musun sana bir kere ne demiştim? Falımda çıkmıştı, hatırlasana. Bir askerle evleneceğim çıkmıştı. Belli ki o bir nöbetçi değil. Otobüs şoförü ya da postacı da değil. Hissediyorum. Evleneceğim adam bir BSD askeri olacak. Daha gördüğüm an az daha yere yapışacaktım. Bay Aman mı? Aman mı? Adı Aman mı yoksa? Adı bile ne kadar güzelmiş. Sunehri ve Aman. Aman ve Sunehri. Nasıl? Neden hala buradasın? Ha? Ben sana mutfağa git çay yap demedim mi? Evet. Hadi. Hemen kalkıyorum. Sunehri bekle. Ben çayı yaparım, sen otur. Demek binbaşı bir karargahta buraya kurmaya karar verdi. Şansa bak. Paroyu Rajatakura nasıl götüreceğim şimdi? Bir şeyler yapmam lazım. Parvati, annem çayı Sunehri'ni yapmasını istememiş miydi? Niye sen yapıyorsun? Bırak ben yapayım abla. Belki biraz sakinleşirim. İçimde fırtınalar kopuyor. Parvati. Yoksa... Maitre mutfakta mısın? Evet. Buraya gel. Bu... Hayır, sen git lütfen. Hadi omletleri de ben yaparım. Peki. Evet, söyle bakalım. Avcunun içine Rudra Pratap mı yazdırmak istersin yoksa sadece baş harfleri yeterli olur mu? Ne düşünüyordun öyle? Eline ne yazdıracağını mı? Rudra mı? Cellat mı? Neden buraya geldin? Sana bir şey söylemek için. Artık geri dönmek için çok geç. Demek istediğim... Çay uzun süredir kaynıyor. Çok uzun süredir. Ama senin... Yeniden... Gelin olma vaktin geldi. 2 gün. Karar vermek zorundasın. O belgeleri imzalamaya razı olmalı. Ya da avucunu bu celladın adını yazıp hayatının geri kalanını ona adamak. Düşün, ne yapacağını seç. Kağıtları getireyim mi? O kağıtları imzalamamı bekleme, yapmam. Ve seninle de evlenmeyeceğim. Elime de asla kınayla senin adını yazdırmayacağım.
Nasıl? Nasıl? Ben çıkış yolu görmüyorum Parma. Yenilen sen olacaksın. Savaş seninle benim aramda geçiyor. Ve ben yenilmem Parma. Yenilen sensin. Ben çıkış yolu göremiyorum Paro. Yenilen sen olacaksın. Delirdin mi sen? Ellerini yakmak nedir? Aklını mı kaçırdın? Az önce ne dedin? Bu savaş seninle benim aramda değil mi? Kaybedeceksin dedin. Çünkü sen asla kaybetmezmişsin. Ama hayır, her zaman kazanamazsın. Bu kez kazanmana izin vermeyeceğim. Çoktan kaybettin. Çünkü yanmış elleri asla kına yakamazlar. Seni kafasız kız. Gel buraya. Bırak beni. Bırak. Kımıldama. Acıyor mu? Saçmalamanın da bir sınırı var. Sana göre bu iş çocuk oyunu değil mi? Bana göre değil, sana göre öyle. Evlilik yeminleri, törenler. Bu kutsal şeyler sana göre oyun. Sen de askerlerimin fedakarlıklarını öyle görüyorsun. Sana ne demiştim? Ölen askerlerin onuru adına yapmayacağım bir şey yok benim. Parvati canım, ne oldu sana? Nasıl yandı ellerin böyle? Aptal ve dikkatsiz olmanın bedeli işte. Ne yazık ki Rudra haklı. Yandığını hissedemedin mi peki? Hadi gel benimle, hemen merhem sürelim canım. Hadi. Aman Allah'ım. Ellerin gerçekten de kötü yanmış. Birazdan kına için kızlar gelecek. Aklın neredeydi? İnsan önüne bakmaz mı? Ellerin mi yandı? Çok kötü olmuş. Anne. Bu uğursuzluk getirir değil mi? Anlaşılan cesur savaşçı kızımız törende görevini yapmak istemiyor.
Tanrı da ona bu yüzden kızmış olacak ki böyle ellerini yakarak cezalandırmak istemiş. Rudra'nın adını avucuna yazdırmak zorunda değilsin zaten. İstemiyorsan yazdırman gerekmiyor, bunu bilmiyor musun? Çünkü onun adı zaten en önemli yere. Kaderine çoktan yazılmış bile. Hadi Parvati gel, ellerine bir an önce merhem sürelim. Bir dakika. Kınasız düğün olur mu hiç? Daha benim adımı kınayla eline yazdıracak.